Sonra Newton geldi. Tanrı aşkıyla dolu bir dahi. Doğanın kanunlarını matematiksel cümlelerle mükemmel şekilde yazabiliyor. Formülleri evren çapında elmalara, uydulara, gezegenlere ve daha pek çok şeye uygulanabiliyordu. Isaac Newton, tarihin gördüğü en önemli bilim insanlarından biridir. 1687 yılında yayımlanan Principia eserinde klasik mekaniğin temellerini atar. Bu kitap tartışmasız bir biçimde yazılmış en önemli bilimsel eserdir. Newton, yerçekimi kanununu ve kendi adıyla anılan 3 meşhur hareket yasasını keşfetmiş ve matematiksel olarak formüle etmiştir. Gezegenlerin eliptik yörüngelerde hareket etmesi gerektiğini ve Güneş'in sistemimizin merkezinde olması gerektiğini matematiksel olarak göstermiş, böylece dünya merkezli evren anlayışını yıkmıştır. Newton'dan önce Aristo'nun etkisiyle ay üstü evrenin yasaları ile dünyadaki yasaların farklı olduğuna inanılıyordu. Oysa Newton, fizik yasalarının evrensel olduğunu göstermiştir. Newton, ışığın yapısının homojen olmadığını göstermiş, renk teorisini bulmuş, ışığın parçacık doğasını keşfederek yansıma ve kırılmayı açıklamıştır. Kendisi ışığın parçacıklardan oluştuğunu savunsa da, bugün Newton halkaları olarak anılan ve aslında ışığın dalga özelliğini gösteren bir girişim olayını da keşfetmiştir. Günümüzde hala kullanılan aynalı teleskobu o geliştirmiş, böylece kendisinden öncekilerden daha sağlıklı gözlemler yapılmasını olanaklı kılmıştır. Newton aynı zamanda tarihin en önemli matematikçilerinden biridir. Türev ve integrali Leibniz'le aynı zamanda keşfetmiş, bu şekilde eğik yüzeylerin alan ve hacmini hesaplamayı olanaklı kılmış, hız gibi anlık değişimlerin matematiksel tanımını geliştirmiştir. Bunun yanında kareköklerin yaklaşık değerini veren kendi ismini taşıyan metodu ve binom açılımı teoremini de bulmuştur. Matematiğin doğa bilimlerinde başarıyla kullanılabileceği önceden iddia edilmişse de, bunu gösterip matematikle fiziği birleştiren ilk kişi Newton'dır. Principia'nın yayımlandığı yıl, tarihçiler tarafından aydınlanma çağının başlangıcı olarak kabul edilir. Michael Hart'ın meşhur tarihte en etkili 100 kişi listesinde Newton, Hazreti Muhammed'in arkasından ikinci sırayı almıştır. Aynı listede Hazreti İsa 3., Einstein ise 10. sıradadır. Tüm bunların yanında Newton'un çok az bilinen başka bir yönü daha vardır. Newton bir ilahiyatçı, din felsefecisi ve din tarihçisidir. Günde 18 saat çalışan Newton, zamanının büyük bir kısmını bilimden ziyade ilahiyata ayırmıştır. Yakın zamanda toplanan Newton'un el yazmalarının büyük bir çoğunluğu dini yazılardır. Newton, Katolik ve Anglikan Kilisesi'nin gerçek Hristiyanlığı savunmadığını, bu dinlerin gerçek Hristiyanlığın tahribatı olarak ortaya çıktığını iddia etmiştir. Geleneksel Hristiyanlığın önemli bir öğesi olan üçlemeyi reddetmiş, onu Tanrı'ya bir hakaret olarak görmüştür. Tanrı'nın maddi olmadığını savunmuştur. İnsanın ölümsüz bir ruha sahip olduğu iddiasını reddetmiş, Tanrı'nın insanı ölümden sonra tekrar bedeniyle beraber canlandıracağını iddia etmiştir. Şeytanın bir varlık değil, kişinin kötü tarafının metaforik bir gösterimi olduğunu düşünmüştür. Bütün bunların hepsi Newton'un yaşadığı dönemde ifade edilmesi yasak olan şeylerdi. Üçlemeyi reddeden insanlar, öldürülmeye varan ağır cezalarla cezalandırılabilirlerdi. Newton, üçlemeyi reddettiği için en iyi ihtimalle üniversiteden atılacaktı. Nitekim Cambridge Üniversitesi'nde Newton'un yerini alan William Whiston, 1710 yılında üçlemeyi reddettiği için görevden alınacaktı. Newton, 5 Ocak 1643'te İngiltere'de doğdu. Soğuk kış günü hasta ve erken doğan bebeğin öleceği tahmin ediliyordu. Ancak Newton herkesi şaşırtıp hayata tutundu. Babası o doğmadan 2 ay önce ölmüştü. İç savaş ortamında hem çocuklara bakmak hem de çiftlikle uğraşmak Newton'un annesini çok zor durumda bıraktı. Bunun sonucunda Newton daha 3 yaşındayken annesi din adamı olan Barnabas Smith ile evlendi. Annesinden uzakta büyüyen Newton, günlüklerinden anladığımız kadarıyla üvey babasına ve onunla evlendiği için annesine kin duyuyordu. Newton hiçbir zaman evlenmedi. Tüm hayatını çalışmalarına adadı. Çocukluğu boyunca oyun oynamamış, bunun yerine yel değirmeni ve araba modelleri yapmış, üvey babasının kütüphanesindeki kitapları okumuştur.
Özellikle derin İncil bilgisiyle tüm arkadaşları ve öğretmenlerini şaşırtmıştır. 14 yaşına geldiğinde annesi tekrar dul kaldığı için çiftliğe geri dönmek zorunda kalan Newton, o dönemde 3 küçük kardeşi ve annesine bakmak için okuldan ayrılıp çiftlikte çalışmak zorunda kaldı. Ancak öğretmenleri müdahale edip annesini ikna etti ve Newton'a burs sağlayıp okula geri aldılar. Bu olay onu derinden etkilemiş ve kısa sürede en başarılı öğrenci olmasını sağlamıştı. Newton daha sonra üniversite eğitimi için Cambridge'e devam etti. Maddi olarak tutunabilmek için her gün saatlerce çeşitli işlerde çalıştı. Okulda öğretilen Aristo'ya ilgi duymayıp Descartes, Galileo, Kepler gibi yeni düşünürleri okuduğu için Cambridge'deki hocalarının dikkatini çekmedi. Sıradan bir öğrenci görüntüsü çizdi. Ancak evde kendi başına yaptığı çalışmalar bilimi tamamen değiştirecekti. Not defterlerinden anladığımız kadarıyla bu dönemlerde ilahiyata ilgi duydu. Newton 1665 yılında mezun olduğunda veba salgını başlamıştı. Veba nedeniyle okul eğitimine ara verince yüksek eğitim planları yapan Newton evine geri dönmek zorunda kaldı. Evinde kaldığı sürece matematikteki çalışmalarına devam etti. Meşhur binom açılımını çoktan geliştirmişti bile. Yine bu dönemde yerçekimi fikrini bulmuş, yerçekimi kuramı üstünde çalışmaya başlamıştı. Bu dönemler Newton'ın ilahiyata ilgisinin de arttığı dönemlerdir. O yıllarda İncil'in tahribata uğrayıp uğramadığını anlamak için antik metinleri incelemeye girişmişti. Yine aynı dönemlerde üçlemenin gerçek Hristiyanlıkta olmadığı sonucuna varmış, onun Hristiyanlıktaki tahribat sonucu ortaya çıktığına inanmaya başlamıştı. Newton simya ve bilim alanlarından çok ilahiyat alanında yazmıştır. Simya alanında yaklaşık 1 milyon kelime yazan Newton, din ve din tarihi ile ilgili 3 milyon kelime kaleme almıştır. Daha da önemlisi, Newton'ın bilim ve simya alanında yazdıklarının da aslında dini motivasyonlarla yazılmış olmasıdır. Newton'a göre Tanrı hakkında bilgi edinmemizin iki yolu vardı. Birincisi kutsal kitaplar, ikincisi de Tanrı'nın diğer eseri olan doğa. Tanrı eserleri aracılığıyla bilinir sözü Newton'un bilim felsefesini özetlemektedir. Newton'a göre doğa bilimlerinin arkasındaki en önemli amaç Tanrı'yı anlamaktır ve o hem bilimle hem de simya ile bu yüzden uğraşmıştır. Evreni de Hristiyanlığın bozulmamış halini de Tanrı'nın yarattığına inanan Newton bu ikisinin çelişemeyeceğini düşünüyordu. Dolayısıyla hem bilimin dine hem de dinin bilime yol gösterdiğine inanıyordu. Newton hayatı boyunca evrene objektif bir biçimde baktığımız zaman tasarım göreceğimize ve bu tasarımdan Tanrı'yı bulacağımıza inanmıştır. Dolayısıyla o günümüz felsefecilerinin tasarım kanıtı dedikleri Tanrı varlık kanıtını savunmuştur. Daha üniversite öğrencisiyken canlılardaki simetrinin şans eseri açıklanamayacağını ancak bir tasarım eseri gelişebileceğini savunmuştur. Bentley ile mektuplaşmaları sırasında Newton, güneş sisteminin yapısının ancak üstün bir yaratıcı ile açıklanabileceğini söylemiştir. Ona göre güneş sisteminde aynı yönde eliptik yörüngelerde hareket eden gezegenler ve özellikle de kuyruklu yıldızlar büyük bir matematikçiyi işaret etmektedir. Ancak Newton'a göre Tanrı evrendeki yasaları yaratıp çekilmemiştir. Hala aktiftir ve evrene müdahale etmektedir. Newton'un yerçekimi teorisine göre bütün cisimler birbirini çekmektedir. Doğal olarak Newton'un aklında şöyle bir soru canlanıyordu. Neden her şey bir noktada birleşmiyor, evren sabit durmuyordu? Ona göre bunun olmasını Tanrı engelliyordu. Tanrı devamlı olarak gök cisimlerini birbirinden uzakta tutuyordu. Dolayısıyla Newton, yerçekiminin hem Tanrı'nın var olduğunu hem de Tanrı'nın devamlı olarak evrende aktif olduğunu gösterdiğini düşünüyordu. Newton'a göre İncil'in gösterdiği de buydu. İncil, evrene devamlı müdahale eden, onu yöneten bir Tanrı'dan bahsediyordu ve bilim yasaları da aynı şeyi söylüyordu. Newton'a göre bilim, Tanrı'nın varlığını kabulle başlardı. Ancak bu kabul dogmatik olamazdı. Tanrı'ya tüme varım metoduyla ulaşılırdı. Ona göre bilim, metot olarak sonuçtan sebebe doğru hareket ederdi. Bunun sonucunda kaçınılmaz bir biçimde evrenin ilk sebebine ulaşırdı. Newton, ateistik bir mekanistik felsefeyi reddediyor, evrenin varoluşunu mekanik olmayan bir nedene bağlıyordu. Ona göre Tanrı'nın özelliklerini bildirmek bilimin işidir. Biz evreni inceleyerek Tanrı hakkında bilgi alırız.
Dolayısıyla Newton'un bilim yasalarını kullanan bir inançsız, Newton'a göre ister istemez Tanrı'ya inanmaya başlayacaktır. Newton'un deist olduğunu iddia edenler vardır. Ancak bu iddia Newton'un el yazmalarıyla açıkça yalanlanmıştır. Newton, Tanrı'nın aktif bir güç olarak dünyaya müdahale etmesinin yanında, çeşitli zamanlarda peygamberler aracılığı ile dünyaya dinler indirdiğine inanır. Ona göre Hristiyanlık da özünde bu dinlerden biridir. Ancak zamanla bozulmuş, değiştirilerek kirletilmiştir. Ona göre Hristiyanlığa verilen en büyük zarar, ona üçleme olarak bilinen doktrinin sokulmasıdır. Üçleme bugün neredeyse bütün Hristiyan mezheplerinin kabul ettiği Hristiyanlığın temel inançlarından biridir. Buna göre Tanrı'nın üç ayrı kişiliği vardır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Dolayısıyla İsa, Tanrı'nın bu üç yüzünden biridir ve Tanrı'nın beden bulmuş halidir. Newton bu görüşe şiddetle karşı çıkmıştır. Ona göre Tanrı tek bir kişiliktir ve İsa, Tanrı'nın vücut bulmuş hali olamaz. Üçleme Newton için sadece bir entelektüel hata değil, Tanrı'nın birliği ve otoritesine zarar veren, iğrenilecek bir şeydir. Newton üçlemenin yanı sıra ruhun ölümsüzlüğü fikrini de reddeder. Ona göre insanın ruhu ölümden sonra var olmaya devam etmeyecek, bedenle birlikte geçici olarak ahirette diriltilinceye kadar yok olacaktı. Newton'a göre İncil'in söylediği şey, Tanrı'nın insanları tekrar canlandıracağı ve dolayısıyla insanların belli bir süreliğine yok olması gerektiğiydi. Ona göre Tanrı, ölümlerinden sonra insanları bedenleriyle birlikte yeniden canlandıracak ve sonsuz yaşamımız bu şekilde başlayacaktı. Newton'a göre Hristiyanların yaptığı bir diğer hata, şeytan diye bir varlığa Tanrı ile savaşıyormuş gibi bir görüntü vermeleriydi. Çünkü ona göre Tanrı o kadar güçlüydü ki onun düşmanı olamazdı. Şeytan, bizim kötü tarafımızın sembolik bir gösterimiydi. Hristiyanlığın bozulmasında ve insanların çoğunun sapmasında bir gariplik yoktu. Çünkü Newton'a göre bu tarih boyunca tekerrür eden bir durumdu. Nuh'tan beri bu hep böyleydi. Nuh'un indirdiği o ilk sade ve tertemiz din, daha sonraki insanlar tarafından saptırılmış, çeşitli sapkın ayinler ve çok tanrılara inançla bozulmuştu. Daha sonra Musa, İsa gibi birçok peygamber dini düzeltmek için gönderilmiş ama onların kurduğu dinler de zamanla bozulmuştu.